Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün Yeşilköy Sosyete Pazarı'ndayız arkadaşlar. Takipçilerimde artış oldu. Yani iyi bir yolda olduğumu belli ediyor. Çok çok teşekkür ederim sizlere. İlgiyle izliyorsunuz. En başlarda hani kanalın bu pazar paylaşımları, ne diyeyim size, hani keşfedilene kadar, görülene kadar böyle ufak ufak olur, ondan sonra hızlanır. Şöyle bir şeyin varlığından haberiniz olsun istiyorum. Yani Yeşilköy'de böyle marka, kaliteli marka ya da kaliteli çakma, artık bu açık söylemekte fayda var. Bu uygun fiyata alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Yani böyle de bir şeyimiz var. Kolay gelsin, hayırlısı olsun. Erken gelmeyi tercih etmemdeki bir neden de pazarda şöyle rahat gezebilmek. Burada bugün böyle rahat gezmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Nasıl biliyor musunuz? Herkes omuz omuza. Taşlı taşlı şeyler. Paltolar, parçalar. Şu an tabii fiyatlar daha asılmamış ama marka çok güzel. Modeller çok güzel. Her geçen dakika kalabalıklaşmaya başlıyor. Şurada pazarın yan tarafında araç park yeri var. Aracından gelmek isteyenler için. Böyle kıyafetler var. Bugün ve yarın fırtına var. Lodos fırtınası biraz havayı ısıtacak deniyor da vallahi elim dondu yani. Ulan demiş, ayı olayı demiş, biz evde demiş, ayı beslemiyoruz demiş. Bakın böyle. Aynı yere mi geldik diyecektim? Değilmiş. Belli bir zamandan sonra da öyle bir şey ki. Ürünlerin çoğu aynı. Geniş paça. Pardon. Hoş bulduk. Ben çekimlerimde genelde insan çekmemeye çalışıyorum. Sadece ürün odaklı çekiyorum. Zaten şimdi sırayla çekimlere devam ediyorum. Bakırköy'de olduğum için Bakırköy pazarını çekmek benim için daha rahat olanı. Yeşilköy pazarı, işte Yeşilköy pazarının çekimini aldım şimdi. Ondan sonra işte Ulus Pazarı, Cuma Fındıkzade Pazarı. Bunların da çekimlerini yapacağım. Valla sizlere çekim yaparken zaman çabuk geçiyor arkadaşlar. Herkes kahvaltısını yapıyor işten önce. Çünkü müşteri bastırdığı zaman ben o pazarcılık sürecimden biliyorum, yemek yemeye zamanınız olmuyor. Ama en zor mesleklerden biri. Umarım işinize yarıyordur. Sizlerden ricam, beğendiğiniz, arzu ettiğiniz, görmek istediğiniz pazar olduğunda İstanbul'da yazın bana. Yani sizin için o pazara da gider, gezerim. Oradan da görseller paylaşıyorum. Ve zannedersem pazarın son iki sokağındayız. 1 ve 2. Erken gelmenin avantajları, erken gelen her zaman için açılan ilk en iyi ürünleri alıyor arkadaşlar. Gündüzün buraya gelmeniz mümkün değil. Buraya sizin için bir günde, şöyle yapayım, bir günde gündüzleyin geleceğim böyle en cavcavlı olduğu zaman ki şimdiki geldiğimle sonraki geldiğim arasındaki farkı seçin diye. Bir de ben şunu gözlemledim, ister istemez böyle semt pazarları mı diyeyim, hani mesela Yeşilköy pazarı, Ulus pazarı, Bakırköy pazarının haricindeki diğer pazarlarla bu saydığım üçlü, hani Kadıköy o büyük pazarın olduğu yerde olabilir, malzeme kalite farkı var arkadaşlar. Yani çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi bu semtin yiyebildiği fiyatı, Bakırköy'ün yiyebildiği fiyatı bugün bir gün gören yiyemez. Alamaz yani. Müşterisi alamaz. Öyle söyleyeyim. Müşterinin alabileceği kalitedeki ürünleri tezgaha sunuyorlar. Şimdi burada adam diyor ki 3.000 liralık, 4.000 liralık orijinal olan bir ürünü ben buradan 350-400 liraya alırım. Ama kalitede ona göre, marka çakma da ona göre. Mesela böyle pijamalar falan var. Şöyle. Şöyle ürünler var. Kolay gelsin. Bu suratsız olan insanlara hayranım ya. Ha, 120 TL. Şimdi gündüzliğin geldiğimizde de en azından hani böyle fiyatlı olan ürünleri, telefonumun hafızası azizlik yaptı. Birden doldu. Neyse ben çekmeye devam edeyim. Bir takım şeyleri sildim. Seç al 60 TL. Böyle güzel kaliteli markalar var. Ürünler var. Şey var. Tığ gibi var. Bunlara da hafıza yetmiyor. Telefonlarda. Zaten bu sokağı bitiririm, çıkarım. Çünkü hızlı bir şekilde Bakırköy'e geçmem lazım ve hazırlanacağım. Şuradan da bir alt sokağa ineyim. Sonra kapanış videosu çekeyim. 20 TL'ye eldivenler. 20 lira. 40 lira. Şöyle. Bereler, eldivenler 20 TL. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu dediğim yan taraftaki pazarın otoparkı. Buradan böyle devam ediyor. Biraz hani hafıza sorunum olduğu için burada biraz yayını kısa kesmek zorunda kaldım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve videomu paylaşmayı unutmuyorsunuz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere.